Evet, en son SSCB'nin dağılmasıyla beraber kurulan Türk devletlerinden bahsetmiştik. Bunların liderlerine ve başkentlerine dikkat edin. Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ sorununa ayrı bir dikkat edin dedim. Çünkü buradan soru gelir. Şimdi gelelim Şangay Beşlisi'ne 1996. Şangay Beşlisi şöyle aslında hocalarım. Avrupa Birliği'nin doğu versiyonu olarak düşünün. Doğu ülkeleri arasında, üye olan ülkeler arasında daha doğrusu, ticareti ve işbirliğini geliştirmek amacıyla oluşturulan bir teşkilat. Beş tane ülke ve bunları ezberleyeceksiniz. Bakın Çin, Rusya, Kırgızistan, Kazakistan ve Tacikistan bu beşi yan yana gelerek Şangay Beşlisi'ni kurdular. Fakat daha sonra 2001 yılında, boşluğu dolduruyorum, Özbekistan'ın katılmasıyla beraber, buraya bir Özbekistan'ı koyalım. Teşkilatın adı Şangay İşbirliği Örgütü olarak değiştirilecek ve halen daha da bu ismiyle beraber devam ediyor. Peki Türkiye Şangay'ın üyesi midir hocalarım? Hayır değildir. Katılım ortaklığımız var. Yani Şangay üyesi olan ülkelerle ticaret yapıyoruz. Ama doğrudan herhangi bir üyeliğimiz yok. Genelde şunu soruyorlar. Hangi ülkenin katılmasıyla beraber Şangay Beşlisi'nin adı İşbirliği Örgütü olarak değiştirildi diye. Eğer buna da dikkat ederseniz herhangi bir problem yaşamazsınız. Ama 5 ülkeyi ezberleyin. Hangisi vardır yoktur sorusu da gelebilir. Gelelim bir başka olayımıza. Yugoslavya'nın dağılması ve Bosna Savaşı. Yugoslavya'nın dağılması aslında bizi ilgilendirmiyor. Ama Bosna Savaşı bizim için çok çok önemli. Şöyle bir şeyden bahsedeceğiz. 5 yaşındaki bir çocuğun 4-5 yaşlarında annesine anne küçük çocukları küçük mermilerle öldürüyorlar değil mi diye sorduğu bir savaştır. Bosna Savaşı ne yazık ki acı bir olay. Bakalım neler olmuş. Önce Yugoslavya ile beraber başlayalım. Şimdi Yugoslavya bu dönemde konfederasyon olan bir devlet. Yani birden fazla devletin birleşmesiyle beraber Yugoslavya ortaya çıkıyor. Ben buraya hangi ülkeler olduğunu yazdım ama ezberlemenize gerek yok. Bunun üzerinden soru gelmez. Bak Slovenya, Hırvatistan, Bosna Hersek, Karadağ, Sırbistan, Makedonya, Vojvodina ve Kosova. Bunların birleşimiyle beraber Yugoslavya devleti oluşturuluyor. Ve hatırlarsınız Soğuk Savaş döneminde bahsetmiştik. Tito ile beraber Yugoslavya'ya komünizm rejimi geliyor. Ama Yugoslavya komünizmle yönetiliyor olmasına rağmen SSCB ile arası açık. Bunu da hatırlıyorsunuz. Hatırlayın Yugoslavya Doğu Bloku'nun siyasi teşkilatı olan Kominforma üye olmuştu. Kominforma üye olduktan sonra da Sovyet Rusya dedi ki Yugoslavya'ya madem siyasi teşkilata Kominforma üyesin o zaman Yugoslavya'yı ben yöneteceğim. Tito da bunu kabul etmeyince Kominform'dan Yugoslavya'yı şutladılar. Böylece Doğu Bloku'yla SSCB ile arası açılır. Adam komünist. Bu yüzden Batı blokuyla düşman. Sovyet Rusya ile de düşman. Böyle olunca Yugoslavya dünyada yalnız kaldı. Bu yalnızlık Yugoslavya'da büyük bir ekonomik krize neden oldu. Ama insanlar Tito'yu o kadar çok seviyorlardı ki onun hatırına bu ekonomik krize katlandılar. Kimse sesini çıkartmadı. Fakat hocalarım Tito'nun ölümüyle beraber 80'li yılların sonunda Yugoslavya'nın dağılma süreci başlar. Ve bu devletler teker teker kendi bağımsızlıklarını ilan etmeye başlayacaklar. Hatta Yugoslavya'dan ilk ayrılan ülke Slovenya olacak. Bunu sorabilirler. Önce bunu bir yazalım. Evet, Yugoslavya'dan ilk ayrılan ülke hangisidir derse Slovenya. Buraya kadar bir problem yok. Asıl mesele burada başlıyor. Şimdi Yugoslavya dağılırken iki tane ülke, bunlardan bir tanesi Sırbistan, bir diğeri de Bosna Hersek, onlar da bağımsızlıklarını ilan ediyorlar. Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna. Önce onun da bir ismini yazalım. Şöyle bir olay başlıyor. Şimdi Saraybosna'da Sırplar yaşıyor. Sayıları az da olsa var. Ve Sırbistan bağımsızlığını ilan ederken şunu düşündü. Biz dedi Bosna Hersek'e savaş ilan edelim. Saraybosna'nın olduğu bölgeyi de kendi hakimiyetimiz altına alalım. Böylece bütün Sırplar tek bir devlet çatısı altında birleşelim. Bu mantıktan yola çıkarak Sırbistan daha bağımsız olma sürecinde Bosna Hersek'e savaş ilan eder. Böylece Bosna Savaşı başlar. İki ülke savaşabilir. Bunda hiçbir problem yok. Ama savaş şehirlerde yaşanıyor ve Bosna Hersek'te. Şimdi şehirlerde savaşın yaşanmasını düşünsenize. İnsanlar burada hayatını kaybedecekler. Çoluk çocuk var, yaşlısı var, kadını var, ihtiyarı var. Bundan dolayı Birleşmiş Milletler araya girdi. Dedi ki tamam iki ülke savaşabilir. Bunda problem yok. Ama savaşla alakası olmayan, savunmasız insanları güvenli bölgeye alalım. Savaş oraya sıçramasın. Siz burada savaşmaya devam edin. Onlar da güvenli bölgede yaşasınlar. Hem Sırbistan hem de Bosna Hersek bu teklifi kabul eder. Ve üç tane şehir. Bunları bilmeniz gerekiyor. Bak Saraybosna, Grodja ve Serebrenka.
Bu üçü güvenli bölge ilan edildi. Bosna Hersekli olan savunmasız insanlar, kadınlar, çocuklar, ihtiyarlar, hastalar vesaire bu üç şehre nakledildi. Savaş asla buraya sıçramayacak. Sırbistan buna söz vermesine rağmen, yani bu üç bölgeye saldırmayacağım, güvenli bölge olduğunu kabul ediyorum demesine rağmen, Sırplı komutan Ratko Mladic, Ratko Mladic çocuklarım bu güvenli bölgeye saldırma kararı alır ve gece yarısı adamlar önceden yaptıkları plan çerçevesinde üçüne de saldıracaklar. Özellikle de Serebrenica'da çok büyük bir katliam yaşanacak. Binlerce Müslüman Bosna Hersekliği katlettiler. Sonra da bu katliamı bütün dünyadan gizlemek amacıyla devasa büyük çukurlar açtılar. Öldürdükleri insanları o çukurların içerisine koyup üzerini kapattılar. Sabah gün doğduğunda Serebrenica'da yaşayan insanlar burada bir katliam yaşandı. Binlerce masum Bosnalı öldürüldü diye bunu anlatmaya çalışsalar da hiçbir şekilde ispat edemediler. Çünkü o çukurlar tamamen üzerleri kapatıldığı için, önceden planlı yapıldığı için dünyaya bu katliamı ispat edemediler. Adamların yalan söylediği düşünüldü. Ve Bosna Savaşı biter. Bak bu olay 94-95'te yaşanıyor. Bosna Savaşı bittikten sonra ta 2007 yılına gelindiğinde şöyle bir olay yaşanıyor. Bosna Hersek'te mavi kelebeklerin sayısı artmaya başlıyor. Mavi kelebekler dünyada çok nadir görünen bir kelebek türüdür. Öyle her yerde yetişmiyorlar ya da yaşayamıyorlar. Mavi kelebeklerin sayısı artınca bilim insanları da bunun peşine düştüler. Dediler ki neden? Hani ne oluyor? Araştırdılar ve şunu öğrendiler. Mavi kelebekler Artemis çiçeği adı verilen bir çiçekten besleniyorlar. O çiçeğin olduğu yerlerde mavi kelebeklerin de sayısı artıyor. Böyle olunca Artemis çiçeğinin peşine düştüler. Peki bu çiçek neden çoğalmaya başladı bir anda Bosna'da? Adamlar bunun peşine düşünce şunu öğrendiler. Artemis çiçeği mezarlık bitkisi diye geçer. Türkiye'de de yetişen bir bitkidir. Ve insan fosillerinin olduğu yerde yetişiyor. Bunu öğrenince hemen o Artemis çiçeğinin yoğun olduğu yerlerde kazılar yapılır. Ve yapılan kazıların sonunda Bosna'da yaşanan katliam gün yüzüne çıkar. Her şey mavi kelebekler sayesinde ortaya çıktığı için bu olaya mavi kelebekler olayı adını verecekler. Hatta bu olayla ilgili TRT tarafından bir belgesel çekildi. Mavi kelebeklerin izinde diye bu olayı anlatır. Bence izleyin. Ve hocaların belgesel dünyadan ödül kazanmış bir belgeseldir. O yüzden onu da sorabilirler. Bosna'da yaşanan bu katliamın ortaya çıkmasında mavi kelebeklerin etkili olmasını da sorabilirler. Evet kitabı da var. Okumadım ama belgeselini izlemiştim hocam. Ve halen daha da evet mezarlar ne yazık ki çıkmaya devam ediyor. Ratko Mladic hocalarım Bosna kasabı olarak bilinir. Hatta bu adam 2004 yılında yakalandı. Ratko Mladic ve diğerleri birkaç kişi daha var. Davaları devam ediyordu ama en son ne oldu bilmiyorum. Bu adamı da sorabilirler. Mavi Kelebekler olayını da sorabilirler. İkisine de dikkat edin. Ve savaşa kaldığımız yerden devam edelim. Bosna Savaşı 1995 yılında Dayton Anlaşması ile beraber biter ve Bosna Hersek bağımsızlığını kazanır. Burada şuna dikkat et. Bak Dayton Anlaşması'nda Bosna'nın Yugoslavya, artı tabii Yugoslavya dağıldı, Sırbistan adıyla bileceğiz. Ve Hırvatistan'ın da imzası vardır hocalarım. Dayton Anlaşması soruldu. Dediler ki Bosna Hersek hangi anlaşmayla beraber bağımsızlığını kazandı? Cevap Dayton Anlaşması. Bir de bunu da sordular. Bakın Bosna Hersek'in bağımsızlığını sağlayan bilge lider unvanıyla bilinen kurucuları Aliye İzzet Begoviç'tir. Bunu güncel bilgiler sorusu olarak yanlış hatırlamıyorsam geldi. Tarihi de gelmiş olabilir. Tekrardan karşınıza çıkabilir. O zaman Dayton Anlaşması'yla Aliye İzzet Begoviç sorulmuş. Mavi Kelebekler olayı sorulmamış. Dikkat edin bence bu güzel bir soru olur. Çünkü günümüzde de bağlantılı davaları halen daha devam ettiği için. Evet böylece Bosna Savaşı'nda neler yaşandığını öğrendiniz. Şimdi gelelim Körfez Savaşları'na. İki tane Körfez Savaşı'ndan bahsedeceğim ama ikisini beraber işleyeceğiz. Şimdi bu Körfez Savaşları dediğimiz aslında Irak'la beraber yaşanan süreç. Önce bir gerisini hatırlayalım. Hatırlayın, Irak'ta Baath Partisi ile beraber komünizm rejimi gelmişti ve bu Baath Partisi'nin başına 1979 yılında Saddam Hüseyin geliyordu. Ve Saddam Hüseyin'le beraber Irak daha böyle totaliter, baskıcı, diktatör bir rejimle yönetilmeye başlar. Ve ben şunu da hatırlıyorum. 1980 ile 88 tarihleri arasında Irak'la İran savaşmışlardı. Hatta İrangate olayı yaşanıyordu hatırlarsınız ve savaşın kazananı yoktu. İşte bu 1980-88 savaşından dolayı İran ekonomisi patladı. Adamlar ekonomik olarak büyük bir kriz yaşamaya başladılar.
Böyle olunca Saddam Hüseyin şunu düşündü. Benim dedi bu krizden kurtulmam lazım. Nasıl kurtulabilirim derken adam Kuveyt'i işgal etmeye karar verdi. Ben dedi Kuveyt'i işgal edersem onun petrol yataklarını ele geçiririm. Böylece ekonomik krizden kurtulurum. Tabii bahaneye de ihtiyacı var. Ne diyebilirim, ne diyebilirim derken şöyle bir bahane uydurdu. Dedi ki Kuveyt OPEC kararlarına aykırı bir şekilde petrol üretiyor. Bu da benim petrolden kar etmeme, zarar etmeme neden oluyor. Bunu bahane ederek adam 1991 yılında Kuveyt'i işgal eder. Böylece Körfez Savaşı başlar. Buradan sonrası önemli. Çünkü Kuveyt'i Irak'ın elinden, Saddam Hüseyin'in işgalinden kurtarmak amacıyla bak Birleşmiş Milletler Türkiye'den, buna çok dikkat edin, çekiç güç adı verilen uluslararası bir müdahale başlattı. Ve Adana İncirlik'ten Birleşmiş Milletler'ine bağlı ABD, Fransa ve İngiltere uçakları havalandılar. Çöl fırtınası operasyonuyla beraber Kuveyt'i Irak'ın elinden kurtardılar hocaları. Bu olayda Körfez Savaşı olarak geçer. Türkiye üzerinden müdahale edildiği için dikkat edin çok güzel soru gelir. Çekiç güç de çöl fırtınası da bizim için önemli. Hoş geldin hocam. Demek bize kala kala teneffüsler kaldı. Hadi bakalım. Şimdi gelelim bir diğer olayımıza. Bunu muhtemelen birçoğunuz hatırlıyorsunuzdur ya da duymuşsunuzdur. 2003 yılında. Bakın 2003'te ABD ve İngiltere kitle imha silahları bulundurduğu gerekçesiyle Irak'ı işgal etmeye karar verecekler. Ve Irak işgal edilir. 2003'ten 2006'ya kadar devam eder bu olay. Ve bu işgal sırasında Saddam Hüseyin'i yakalayıp idam edecekler. Hatta Saddam Hüseyin canlı yayında idam edildi. Bilmiyorum izlediniz bu görüntülerini. Defalarca yakalandı dediler. Yok dublörü çıktı, şöyle oldu, böyle oldu. Ama en sonunda adamı yakalayıp idam edecekler hocalarım. Bu da İkinci Körfez Savaşı olarak geçer. Körfez Savaşları'nın böylece ne olduğunu öğrendiniz. Körfez Savaşları'nın önemli bir özelliği var. Ondan bahsedeceğim. Bunu bir kenarda not alın. Burada yazmıyor. Hocalarım, Körfez Savaşları dünyada televizyonda canlı olarak yayınlanan ilk savaştır. Dünyada televizyonda canlı olarak yayınlanan ilk savaş Körfez Savaşları'dır. İnsanlar maç izler gibi psikopatça sabahtan akşama kadar Körfez Savaşları'nı izlemişler. Ne oldu, ne bitti, kim nereye nasıl saldırdı? Niye yayınlamışlar? Yani merak, basın vesaire vesaire çok net bir cevabı yok. Ve eklediniz. Televizyonda canlı olarak yayınlanan ilk savaş Körfez Savaşları'ymış. Bu da belki güncel sorusu olarak karşınıza çıkabilir. Evet, böylece Saddam Hüseyin'le beraber Irak'ta neler yaşandığını ve en son Saddam Hüseyin'in idam edildiğini öğrendim. Şimdi gelelim küreselleşen dünyada Türkiye'de yaşanan gelişmeleri. Bazılarını hatırlıyorsunuzdur, bazılarını da duymuşsunuzdur. Hadi birlikte bakalım. 1984 yılında Türkiye'de ilk defa renkli televizyon yayını başlar. Toparlıyorum. İlk defa Türkiye'de televizyon yayını yapılan kurum derse İTÜ'ye giderim. Daha sonra 1968'de TRT'yi kurduk ve 1984'te de renkli televizyon yayınına başladık. Güzel. 1990 yılında ise Türkiye'nin ilk özel televizyon kanalı olan Star TV açılacak. Hatırlıyor musunuz? Uzan ailesi, Cem Uzan ve babası onlar açacaklar Star TV'yi. Sonradan hatta el konuldu falan ama en son ne oldu bilmiyorum. Star hala devam ediyor ama devlette mi özelde mi çok bir bilgim yok. Devam edelim. 2003 yılında ise Sertab Erener, Eurovision şarkı yarışmasında birinciliği elde edecek. Bu olayı hatırlıyor musunuz? Everybody I Can diye bir şarkısıyla beraber birinciliği elde ediyordu. Evet, bunu bir tek ben hatırlıyorum sanırım. Devam edelim. 1993 yılında ise İlk defa ODTÜ'de internet bağlantısı kullanılmaya başlayacak. Buna dikkat edin çünkü sorusu geldi. Önce bir toparlayalım. Eğer soru size Türkiye'de ilk defa bilgisayarın kullanıldığı kurum hangisi derse hatırlat bana. Hocam Sertab Erener'in Eurovision'da birinci olmasını hatırlıyor musunuz diye sordum 2003 yılında. Çok güzel. Türkiye'de ilk defa bilgisayarın kullanıldığı kurum derse Karayolları Genel Müdürlüğü. İlk defa internetin kullanıldığı kurum derse o zaman da ODTÜ'ye gideriz. ODTÜ soruldu, Karayolları Genel Müdürlüğü sorulmadı. Ve 1988 yılında Naim Süleymanoğlu ne diye bilinir? Nedir ünvanı? Hemen yanına yazalım. Naim Süleymanoğlu hocalarım Cepherkülü olarak bilinir. Naim Süleymanoğlu 1988 Seul Olimpiyatlarında 9 dünya, 6 olimpiyat rekoru kırarak altın madalya kazanmaya hak kazanacak hocalarım. Bak bu adamın filmi de çekildi. Hala bu soruyu sormadılar.
Eğer sorusu gelirse şöyle gelecek. Naim Süleymanoğlu hangi olimpiyatlarda dünya rekoru kırdı? Seul olimpiyatlarında çok güzel bir soru olur. Yani çok isim üzerinden soramazlar. Basit bir soru olur. Ama Seul olimpiyatları 1988 çok daha güzel bir soru olarak karşınıza çıkar. Dikkat edin. Biraz sayfayı kaydırıp devam edelim. 2002 yılında Şenol Güneş'in yönetmiş olduğu Türk milli takımı dünya üçüncülüğünü elde edecek. Bunu hatırlıyor musunuz? Tarkan şarkı falan yazmıştı, şu arar buluruz izini falan. Millet o kadar çok kitlenmişti ki bu maçlara. Hakikaten güzel zamanlardı. Böyle sokaklarda falan televizyonlar kuruluyordu. En azından benim yaşadığım ilçede. Millet gün içinde bile oturup maçları izliyordu. Bütün dünya kitleniyordu buraya. Da bütün Türkiye daha doğrusu. Evet, çok şey, kız olduğunuz için çok ilginizi çekmemiştir ama erkekler psikopat gibi buradaydı. Bütün muhabbet bunun üzerinden dönüyordu. Gelelim bir diğer olayımıza. 2005 yılında Türk lirasından 6 tane sıfır atılacak. Ekonomi alanında yapılan en önemli gelişmelerden bir tanesidir hocaları. Ve 2006 yılında Orhan Pamuk'a Nobel Edebiyat Ödülünü verecekler. Bunun sorusu gelmedi ama güncel bilgilerde çok daha iğrenç bir soru geldi. Dediler ki Orhan Pamuk'un Nobel Edebiyat Ödülünü alırken yaptığı konuşmanın adını sordular. Gerçekten çok zor bir soruydu. Yaptığı konuşmanın adı, bunu yazmanıza gerek yok. Tekrar sorusu gelmez. Babamın Bavulu adı verilen bir konuşma yapıyor. Bu da şundan kaynaklı. Aslında Babamın Bavulu Orhan Pamuk'un o dönemde yazdığı kitabın adı, onun tanıtımını yapmış. O yüzden yani soru ancak şöyle çözülebiliyordu. Diğer seçeneklerde yer alanlar Orhan Pamuk'un eserleriydi. Eğer eserlerini biliyorsan hani oradan bir yakalayabilirdin ama diğer türlü bu soruyu yapmak gerçekten zordu. Bir daha da Orhan Pamuk üzerinden herhangi bir soru gelmedi. Devam edelim. Bir başka gelişmemiz ise 2008 yılında Cannes Film Festivali'nde Üç Maymun isimli filmiyle Nuri Bilge Ceylan en iyi yönetmen ödülünü kazanır. Bunu da güncel bilgilerde sordular hocalarım. Neyin sorulduğunu hatırlamıyorum. %99 filmin ismini sordular ama yanlış da hatırlıyor olabilirim. Fakat bu bilgi de yine güncel bilgiler sorusu olarak geldi. Tekrardan karşınıza çıkabilir. Buna da dikkat edin. Tarihte de karşınıza çıkabilir, güncel de. Ve 1996 yılında dünyada ilk defa bir koyunu kopyaladılar, klonladılar. Dolly adında bir koyun. Sonra dedik ki siz yaparsanız biz de yaparız. Ve Türkiye'de 2007 yılında Oyalı adında bir koyun klonlanacak. Oyalı hocalarım ismi nereden geliyor biliyor musunuz? Koyunun kulakları böyle oyalı gibi aynı, süslü püslü. Ondan dolayı böyle bir isim vermişler. Ve 6 yıl kadar yaşıyor yanlış hatırlamıyorsam oyalı. Dolly'yi de Oyalı'yı da sormadılar. Dünyada ilk defa kopyalanan koyun derse Dolly, Türkiye'de ilk defa kopyalanan derse o zaman da Oyalı'ya gideriz. Evet, şeyden fotoğraflarına bakarsınız. Hakikaten böyle Oyalı gibi kulakları biraz değişik. Şimdi gelelim. Küreselleşen dünyada yaşanan bazı önemli olaylara bunların sorusu gelebilir. Hatta bir tanesi soruldu, Çernobil faciası. Ama diğerleri sorulmadı. Onlardan bahsedeceğiz. Önce Çernobil ile beraber başlayalım. Şimdi hocalarım, Ukrayna'nın Çernobil bölgesi, burası nükleer santralin bulunduğu bir bölge. Burada 1986 yılında deney yapılırken bu nükleer santralde bir patlama yaşanacak ve bu patlamayla beraber aynı atom bombası atılmış gibi müthiş bir radyasyon ve ısı açığa çıkacak. Yani Japonya'ya atılan atom bombaları gibi düşünebilirsiniz bu olayı. Ve ne yazık ki bak Çernobil'de yaşanan bu patlamayla beraber radyasyon yükselecek ve bulutlara tutunacaklar. Karadeniz üzerinden önünde hiçbir engel olmadığı için bu radyasyon yüklü bulutlar Türkiye'ye kadar gelecekler ve Karadeniz bölgesi yağışlı biliyorsunuz. Biz bu Çernobil faciasından ciddi anlamda etkileneceğiz. Hatta o dönemlerde Türkiye'de çay ve fındık hasadı yasaklanmıştır ve Türkiye'de Karadeniz bölgesini kastediyorum. Guatr ve kanser hastalıklarının çok fazla olmasının sebebi Çernobil'le beraber gelen radyasyonla alakalı. Çünkü yağıştan dolayı o radyasyon toprağa da indi hocalarım. Ve birçok tarım bitkisinin, tarım ürünlerinde ne yazık ki etkilemeye başladı. Evet, ne yazık ki öyle bir olay yaşanacak. Şu an günümüzde de böyle bir problem var biliyorsunuz. Yine Ukrayna'da bir nükleer santralle ilgili bir problem yaşanmış sanırım. Rusya ve Ukrayna birbirini suçlayıp duruyor. Senin yüzünden patlayacak. Eğer patlarsa o diyor senin yüzünden patlayacak. İnşallah böyle bir şey olmaz. Çünkü o nükleer santralde patlarsa yine etki alan içerisinde Türkiye var. Karadeniz'den dolayı önünde bir engel yok. Yani inşallah böyle bir şey yaşamayız hocalarım. Gündemle alakalı olduğu için Çernobil tekrar sorulabilir. Ha bu arada şöyle geldi sorusu.
Çernobil faciası hangi ülkede yaşandı diye sordular. Cevap da Ukrayna ile. Bunun görüntüleri var. Bak YouTube'da bakarsanız helikopterler Çernobil'deki o yangını söndürmeye geliyorlar. Artık nasıl bir ısı ortaya çıktıysa helikopter böyle tam Çernobil'in üzerine geliyor. Üzerindeki suyu boşaltacak. Isının etkisiyle beraber helikopter erimeye başlıyor. Böyle su damlaları gibi aşağıya doğru akıyor. Çok bir iğrenç bir durum. Adamlar ciddi anlamda çok uğraştılar ve Çernobil yerleşim alanına kapalı. Hani daha kapalı mı bilmiyorum ama çok uzun bir süre devam etti. Hatta Netflix'te miydi ya? Bunun bir belgeseli çekildi. 10 bölümlük falan bir şeydi herhalde. Ben bir yerde izledim ama nerede izledim hatırlamıyorum. Aynen Netflix'te olması lazım. Belgesel şeklinde bir dizisi vardı. Çernobil böyle. Gelelim Mavi Marmara olayına. Mavi Marmara'yı muhtemelen hatırlıyorsunuzdur. Biz hocalarım Filistin'e yani Gazze bölgesine yardım göndermek amacıyla Mavi Marmara adındaki bir sivil gemiyi göndereceğiz. Bu gemi Türkiye'den hareket eder ve Filistin'e doğru ilerler. Fakat uluslararası sularda, bak uluslararası sularda İsrail tarafından Mavi Marmara gemisine saldırı düzenlenir. Ve ne yazık ki bu gemideki sivil vatandaşlarımızdan 9 tanesini şehit edecekler. Bu olayda tarihe Mavi Marmara olayı diye geçer. Hatta yok hocam İsrail tarafından. Türkiye bu olaydan dolayı İsrail'i uluslararası mahkemelerde şikayet etti ve yargılandı. Ve bu yargılamanın sonunda da İsrail Türkiye'ye 20 milyon dolar tazminat ödemiştir. Hatta bu tazminat şehit olan o kişilerin ailelerine verilmek üzere Türkiye'ye getirildi. Mavi Marmara olayı da İsrail ile Türkiye arasında yaşanmıştır. Buna da dikkat edin. Ve Kofi Annan planı ya da Annan planı. Bizim Kofi Annan dediğimiz adam Birleşmiş Milletler'in genel sekreteridir. Bu adam şöyle bir plan ortaya attı. Dedi ki, şimdi bak Kıbrıs'ta biliyorsunuz 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'ndan sonra kuzey kesiminde biz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni kurduk. Güneyde de Rumlar yaşıyor güney kesiminde. Evet orada da Rumların bir devleti var ama biz onu tanımadığımız için biz oradan güney kesimi diye bahsediyoruz. Kofi Annan şunu söyledi. Biz dedi Kıbrıs'ta halk oylaması, referandum yapalım. Türklere de soralım, Rumlara da soralım. Eğer iki taraf da kabul ederse tekrardan birleştirelim ve Kıbrıs Cumhuriyeti adıyla tek bir devlet olsunlar. Ve halk oylaması yapılır. Bu halk oylamasının sonunda ne yazık ki Kıbrıs'ta yaşayan Türkler evet biz Rum kesimiyle birleşmek istiyoruz diye evet oyu verirlerken Rum kesimi reddetmiştir. Rum tarafı reddettiği için de bu olay gerçekleşmez hocalarım ve Kıbrıs birleşemez. Neden ne yazık ki diyorum? Çünkü biliyorsunuz 1974 yılında biz hatta 74 öncesinde çok fazla insanı EOKA'dan dolayı şehit olarak kaybedeceğiz. Ve 1960 yılında zaten bir Kıbrıs devleti kurulmuştu. Bu işe yaramadı. Eğer yeniden Kofi Annan planıyla beraber bir devlet kurulsaydı 1960'taki süreç yeniden başlayacaktı muhtemelen. Ama Rum tarafı kabul etmediği için bu birleşme de gerçekleşmedi. Peki neden buradaki Türkler birleşmeyi kabul ediyorlar? Var mı bir fikriniz ya da Kıbrıs'ta yaşayan tanıdıklarınız bu olayla ilgili? Neden biliyor musunuz? Güney Rum kesimi Avrupa Birliği'nin üyesi şu mantıkla hareket ediyorlar. Eğer biz de onlarla beraber birleşebilirsek Avrupa Birliği üyesi olmuş oluruz. Böylece Schengen vizesi vesaire vesaire. Yani tamamen günlük çıkarlarla alakalı bir durumdur hocalarım. Kofi Annan planı. Evet böylece Çernobil, Mavi Marmara ve Kofi Annan'ı da hatırlamış olduk. Çernobil soruldu, diğerleri gelmedi. Olası bir soruya karşı bunlara da dikkat edin. Şimdi gelelim Türk ordusunun yurt dışında yapmış olduğu görevlere. Hiçbir soru gelmedi buradan. Ama gelme ihtimalinden dolayı ben buraya bir liste oluşturdum. Türkiye'nin Birleşmiş Milletleri adına asker gönderdiği ülkeler, NATO adına 1952'den sonra asker gönderdiği ülkeler. Bak Birleşmiş Milletleri adına Kore'ye asker göndereceğiz. Buna dikkat edin. Neden? Çünkü burası Türkiye'nin ilk yurt dışı göreviydi. Ve hatırlayın biz Kore'ye neden asker gönderdik? Bir şeye üye olmak içindi sanki. Hatırlatın bakayım. Güzel. Türkiye NATO'ya üye olabilmek amacıyla 1952'de Tahsin Yazıcı komutasında Kore'ye asker gönderiyordu. Bunun dışında 1993'te Somali'ye, 1997'de Arnavutluğa, 2002'de Afganistan'a, 2005-2010 arası Sudan ve 2006'da da Lübnan'a Birleşmiş Milletler'e bağlı olarak asker gönderdik. NATO'ya bağlı olarak asker gönderdiğimiz yerler daha azdır. Bak Bosna Savaşı'nda biraz önce anlattığım olaylar Bosna'ya asker göndereceğiz. 99'da Kosova'ya ve 2011'de de bu Arap Baharı sürecinde Libya'ya asker gönderilmiştir.
Yani ayrım üzerinden soru gelebilir. NATO'ya bağlı olarak nerelere asker gönderildi? Birleşmiş Milletler'e bağlı olarak nerelere asker gönderildi? Göz ucuyla da olsa dikkat etmenize yarar var. Şimdi gelelim dünyada yaşanan bazı devrimlere. Bunların bir tanesi hariç içeriğine girmeyeceğim. Ama Milli Eğitim kitabında geçiyor. Denemelerde de çok kullanılıyor. Hangi ülkede hangi devrimler yaşandı? Bunlar sorulabilir. Hadi beraber boşlukları doldurarak başlayalım. Önce turuncu devrimle beraber. Hocalarım turuncu devrimin yaşandığı ülke Ukrayna'dır yazdınız. Ak devrimden bahsettim. Nerede yaşanıyordu? Hatırlıyor musunuz? Şah Rıza Pehlevi diye bir adam başlatıyordu hatta. Güzel, İran'da yaşanıyordu. Hatta bu devrimin sonunda Humeyni önderliğinde İran İslam Cumhuriyeti kuruluyor idi. Evet, o espri her ders bir kere patlıyor. Gelelim Karanfil devrimine. Hocalarım Karanfil devrimi ise Portekiz'de yaşanacak. Evet, onu da yazdık. Yasemin devrimi Tunus'ta yaşanmıştır. Onu da yazalım hocalarım. Ve Kadife devrim. Kadife devrimin yaşandığı ülke ise önce bir yazalım. Çekoslovakya. Yazamadım. Ha. Şimdi buradaki önemli. Çünkü Çekoslovakya'dan aşağıya doğru bir ok işareti çekin. Kadife devrimiyle beraber Çekoslovakya'daki yine de yazamamışım. Komünizm rejimi sona erecek. Biliyorsunuz Aleksandr Dubček'le beraber milli ya da insancıl komünizm dediğimiz bir komünizm rejimi ortaya çıkmıştı. Ve bu devrimle beraber Çekoslovakya ikiye ayrıldı. Bir tarafta Çek Cumhuriyeti, diğer tarafta ise Slovakya adı verilen bir devlet kurulacak. Hem burada Kadife devrimle beraber Çekoslovakya'daki komünizmin bittiğini bileceğim. Hem de Çek Cumhuriyeti ve Slovakya olarak ikiye ayrıldığını bileceğim. Hatta Çek Cumhuriyeti adını Çekya olarak değiştirdi hocalarım. Artık Çek Cumhuriyeti diye bir devlet yok. Çekya ismini kullanıyorlar. Bu olayın daha doğrusu Çek Cumhuriyeti ve Slovakya'nın ayrılmasının Kadife devrimiyle beraber olmasına dikkat edin. Ve son olarak da Gül devrimi yaşanacak. O da Gürcistan'da yaşanır. Eğer buradan bir soru gelirse Kadife devrimin içeriğini sorabilirler. Ama diğerleriyle alakalı ülke üzerinden eşleştirme sorusu gelir. Hangi ülkede hangi devrim yaşandı? Tabii İran'da Ak devrimi de içeriği sorulabilir. Bunlara dikkat edin. Evet, bununla beraber tarih adına son cümleyi yazdınız hocaları.